Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir ağlayan kek yapacağım. Ölçüleri tam ve tam kıvamında harika bir lezzet olacak. Bunun için gerekli malzemelerim 1 su bardağı artı 1 su bardağından 1 parmak eksik unum var. Yarım su bardağı sütüm var, 1 bardak toz şekerim var, yarım çay bardağı sıvı yağ var. 3 adet yumurtam var, 3 yemek kaşığı kakaom var, kabartma tozum ve vanilyam var. Üzerine ıslatmak için 1,5 su bardağı süt kullanacağım ve krem şanti kullanacağım üzeri için. Çikolata sosunu da kendim yapacağım, onun ölçüsünü sonra vereceğim. İlk önce kekimizi bir yapalım. Kabımıza 3 adet yumurtamızı alıyoruz. 1 bardak şekerimizi alıyoruz. Güzelce kabarana kadar köpürtüyoruz. Yumurtalarım kabardı arkadaşlar. Şimdi sıvı malzemelerimi ilave ediyorum. Sütümü, sıvı yağımı ilave edip bir de bunu karıştırıp mikserle işim bitecek. Mikserle işimiz bitti. Şimdi eleğimize unumuzu alıyoruz. Kakaomuzu ilave ediyoruz. Vanilya. Kabartma tozu. Şimdi hem eleyip hem karıştıracağız. Bu tür keklerde fazla karıştırmamak için mikser kullanmıyoruz un karışımından sonra. Çünkü kekimiz çok sertleşiyor. İçinde gluten çıkıyor ve böyle süngerimsi dokusu gidiyor. Böyle hani ekmek gibi bir kıvam alıyor kekler. Güzel bir homojen kıvam aldı. Şimdi yağladığım tepsiye döküyorum. Böyle bir kare borcam kullandım arkadaşlar. Gayet ideal bir ölçü. Ama güzel yağlayın tepsinizi ki kolay çıksın. Tepsimizi şöyle bir hava kabarcıkları çıksın diyorum birkaç defa. Fırına veriyoruz. 180 derecede 20 dakika pişecek. Bu pişerken biz de çikolata sosumuzu hazırlayacağız. Şimdi çikolatalı sosunu yapıyorum. Ben kendim yapıyorum ama siz hazır çikolatalı sosundan da kullanabilirsiniz. Bardak ölçüm arkadaşlar 200 ml'den 1 bardak şeker. Sütümü de bununla ölçtüm. 1,5 bardak süt. Bu bardağı 1,5 bardak alıyor klasik bardakla. 1,5 bardak su. Kakaomu attım içine. 1,5 yemek kaşığı unumu attım. 3 yemek kaşığı kakaomu attım. Saymayı unuttum bu arada. Bunu da söyleyeyim. Üzerine çikolata hazırladım. Tablet de alabilirsiniz. Ne kadar isterseniz koymayabilirsiniz. Ben bunları güzelce karıştırıp pişireceğim. Çikolatayı sonra ilave edeceğim arkadaşlar. Koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz. Koyulaşmaya başladı sosumuz. Hala karıştırıyoruz. Koyulaştı sosumuzu ocaktan alıyorum. Ocaktan aldım. Sıcağıyla çikolatalarımı ilave ediyorum. İnanın hazır çikolata sosundan daha güzel bir lezzet oluyor. Çikolatamız zaten sıcağı görünce hemen eriyor.
sürekli karıştırarak soğutacağız ki kabuk tutmasın arkadaşlar. Kabuk tutarsa kremamız, pardon, çikolata sosumuz kötü olur. İçinde taneler kalır. Bakın çikolata eridikçe daha güzel bir kıvam alıyor. Gördüğünüz gibi. Sütlü çikolata da koyabilirsiniz. Bu şekilde soğutacağız. Çikolata sosumuzu bir kenara alıyoruz. Kendi halinde soğuyacak artık. Ara sıra karıştırın arkadaşlar. Kaymak tutmasın. Şimdi kekimizi hafif ılıttık, fırından çıkarttım. Üzerine sütünü dökeceğim. Kekimizi arkadaşlar fazla kızartmıyoruz ki kuru olmasın diye. Böyle bıçağa batırıyorsunuz fırındayken, çıkartıyorsunuz. Ucu kirliyse daha duracaktır. Ben hemen o aşamadan kirli çıktıktan sonra 5 dakika sonra aldım ocaktan. Pamuk gibi oldu. Şimdi her yerini böyle delikler açıyorum. Şimdi üzerine 1,5 bardak süt döküyoruz arkadaşlar. Süt her yerine çekecek ve bu soğuyana kadar bekleteceğiz. Zaten sıcak işlem yapamıyoruz. Üzerine krem şanti sürecek. Bu aşamada ben krem şantimi hazırlayacağım. 2 bardak süte 2 paket krem şanti koyup hazırlayacağım arkadaşlar. Onu çekmiyorum. Kekimiz soğudu. Şimdi krem şanti üzerine boşaltıyoruz. Hazırlamıştım daha önceden. Şimdi çikolata sosunu dökeceğim üzerine. Şimdi sosumuzu pastamıza boşaltıyoruz. Bolca her yerine gelecek şekilde ağlayan kekimize. Pastamızı biraz dinlendirip servis yapacağız. Ağlayan pastamız hazır arkadaşlar. Şimdi kesiyoruz. Pastamız muhteşem olmuş. Ağlayan pastamız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel çikolata sosları akıyor üzerinden. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Bir de dokusunu göstereceğim size.